Merhaba, ben Gülçin Aksoy. Bir süredir sanatçı olarak Gate 27'de bulunuyorum ve çalışıyorum. Bu yaklaşık bir aydır, bir süredir buradayım. Sanatçılık yanında işte birkaç işi de bir arada götürüyorum. Akademisyenlik gibi bir yanım daha var. Mimar Sinan Üniversitesi resim bölümünde hocayım uzunca bir süredir. Bundan niye söz ediyorum? Çünkü sanatçılık meselesini hocalığımdan pek ayırmıyorum. Mimar Sinan Üniversitesi'nde güncel sanata dönüştüğüm halı atölyesi diye bir alan var. Orada öğrencilerimle birlikte bütün bu süreci de bir sanatsal sürecimin parçası olarak görüyorum aslında. Çünkü öğretmek, eğitmek değil de bir çeşit vesile olmak gibi algıladığım bir süreçtir. Yani sanat meselesi benim için aslında bütün yaşamı kapsayan bir bakış açısını içeriyor. Benimki de bazen bireysel, bazen öğrencilerimle, bazen arkadaşlarımla hiyerarşik olmayan bir düzeyde ürettiğim çalışmaların topudur. Yani meseleye böyle bakıyorum. Yani sonuçta bir tane masif bir iş üretmek noktasında değil, bütün bir hayata bağlanan, yaşanan bir süreç olarak algılıyorum sanat meselesini. Geldiğim ilk hafta İşte yanıma malum böyle her zaman bir yerlere giderken tonlarca kitap alırım. Tabii ki buraya gelince yine kendi bir sürü kitap aldım. Ve üç kitabı birden böyle aralıksız okuyarak, kendimden geçerek üç kitap okudum. İşte Kah, işte dışarıda, şurada bir hamak var gerçekten çok keyifli. Kah içeride. Yazdım, çizdim. Hatta bir de kendi kendime videolar falan çektim böyle. Bir çeşit akışta farklı bir dil kullanmaya çalışarak, hani bilindik malum dillerin dışında, gündelik dilin dışında biraz daha tuhaf bir dil kullanmaya çalışarak kendi kendime videolar çektim. Zeytin 1, zeytin 2. Kapının önünde iki tane ağaç. İkinci hafta sonra bir sanki birdenbire gene şey değişti. Durmadan yazıp çizmeye ve fotoğraf çekmeye başladım. Zaten buraya geldiğimde kafamda bir proje vardı. Ama o kadar çok şey yapmak istedim ki bir yandan yazıp çizerken bir yandan da o projeye başladım. İşte coğrafyaya göre pozisyon almak gibi bir şeyle yola çıkmıştım. Ama bu coğrafya derken aslında kültürün oluşturduğu o yığından yola çıkarak değil de daha hani taşa dair, toprağa dair oranın taslamam coğrafya özelliklerine dair bir şeydi. Hatay'da başlamıştı, Urla'da devam etti, Saros'da devam etti. Böyle tuhaf bir şekilde sürpriz olarak karşıma çıkıyor ve ben bir şekilde onun içerisine çekiliyorum. Tabii burada Ayvalık'ta olunca da Ayvalık'ın işte doğası, ortamı zaten insanı hemen kavruyor. Hele de bu kadar doğanın içerisine olunca. Kıyıya inip kıyıda fotoğraflar çekmeye başlarken birden bu sefer proje şöyle bir hale dönüştü. Adını iade koymaya karar verdim. Çünkü çevreyi koruyalım, doğayı koruyalım. Doğayı koruyalım mantığından zaten hiçbir zaman yaklaşmıyorum. Ben aslında daha çok yapıntı doğalarla uğraşıyorum. Hani ağaç da çizerken yapıntı bir ağaçtır benimki. İnsanın oluşturduğu dünyayla daha çok ilgileniyorum. Hani bunu zaten insanın kendisinin doğadan ayrılması her zaman ayrı bir problemdir. Bu ayrılmış olan üzerine yeniden çalışarak belki bir bütünleşik bir şey peşinde koşuyorum diyebilirim. Yani bu ne demek? Aslında sadece denizin çöpleri kıyıya atıp iade etmesi meselesi de değil. Aynı zamanda insanın da kendisine bir iade olarak meselenin içerisine girdiği, daha hiyerarşik olmayan düzeyde kendine bir anlamda çöp muamelesi yaptın, taş muamelesi yaptın, kaya muamelesi yaptın bir düzlemde algılamak gibi çekimlere başladım. Çok yoğun bir süreçten geçtikten sonra işte bilgisayar başına geçen uzun bir işte kapanma döneminden sonra gerçekten Gate 27'de olmak benim için çok bulunmaz bir nimet oldu. Böylelikle kendi kendime kalabildim. Bir süre daha herhalde bu sınırlı ve sonsuz hareket içerisinde devam edeceğim gibi görünüyor. Gate 27'deki sürecim bitmiş olmakla birlikte proje devam ediyor aslında.